depremin olduğunu vakit duyar duymaz gerek bizim de Çekmeköy'deki ilçedeki arkadaşlarımız ve komşularımız, hemşerilerimiz, diğer dediğiniz gibi STK'lar, herkes insanlar böyle var gücüyle yardım etmek için bir mücadeleye çıktı. Bu çok güzel bir özellik. Ama yaraları ne kadar sarabilir? Bu bunun üzerine konuşulması gerekiyor. Deprem çok gerçekten 90 bin kilometre kare yanılmıyorsam etkiledi. Yani Avrupa'da bir ülkeyi etkileyebilecek boyutta. Bu büyüklüğü eşi benzeri yok. Kolay değil. Doğru. Fakat en az zararla ve vefatlarla bunu aslında önleyebilirdi. Bilinen ve beklenen bir şey. Yani şey gibi değil bu. Bu trafik kazası gibi bir anda çıkacak bir şey değil. Tabii. Yani klasik hep örnek verilir. Japonya örneği verilir her yerde. Ama bir gerçektir. Demek ki bunun önlemi alınabiliyorsa yani bir can kaybı bile olmadan atlatılabilir. Yani bu şeye de benziyor. İş kazalarında biliyorsunuz vefatlar var. İşte insanların engelli duruma düşüyor. Bakıyorsunuz demokrasi yüksek ülkelere. Neden bunlarda iş kazası oranları çok düşük? Bunun gerekçesi tedbiri önden alıyorlar. Önlemini alıyor. Tedbiri alırsanız yani demokrasi ve hukuk en üst seviyede olan ülkelerde bu tedbirler gerçekten çok doğru alınıyor ve sonuçlarında en az minimum zararla kapatılıyor. Ya yani bizim de Türkiye'de maalesef son dönemlerde gördük ki hiçbir tedbir alınmamış. Evet büyüktü. Kabul ediyoruz. Ama en az minimum zararla kapatmamız gerekirdi. Doğru. Yani kaç bin canımızı kaybettiğimizi onu bile bilmiyoruz. Düşünün. Kayıplarımız var. Tablo çok vahim. Yani bir arkadaşımız, bölgeye giden arkadaşımız yeni geldi. O anlattı. Yani eşimle dedi karşılıklı yemek yiyeceğiz. Şöyle eşim bir kaşık attı. Ben bir kaşık. İkinci kaşığı yiyemedik dedi. Kaldık dedi. İşte bu yani nasıl bir tablo olduğunu, nasıl bir etkilediğini gösteriyor. Bundan sonra topyekün hep beraber biz ancak STK olarak ya da ilçe bir siyasi parti olarak ya siyasi partiler olarak karınca kararınca bir nokta gibi olabiliyoruz. Yani elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz ama bu başlı başına devletin bütün otoriter gücünü kullanarak önceden tedbir alıp şimdi de bütün gücüyle yaraları sarması gerekiyor. İnşallah Allah bir daha ülkemize ve bu milletimize böyle bir deprem afeti yaşatmaz. Başkanlık sisteminde gördük ki parlamenter sisteminden daha da bir derinleşen kötü bir yönetimi gördük. Ya bugünkü geçmişteki kriz bile aslında kriz değildi bugünlerde gördüğümüz krizler, ekonomik krizi. Yani demek ki başkanlık sistemi tek elde tek gücü toplamak yani yasama ve yürütmeyi tek elde toplamak hatta biz yargıyı bile katabiliriz yani. Üç erki tek elle toplayarak bir yönetim sisteminin olmayacağını zaten başkanlık sistemine geçtiği zamanlarda itiraz etmiştik. Ve bugün onun karşındaki bedelleri de görüyoruz. Ve şimdi diyoruz ki biz de yani parlamenter sistemde evet biz bu ülke bedel ödedi. Başkanlık sisteminde de aynı şekilde bedel ödemeye devam ediyoruz. Ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle ülkeyi daha doğru bir şekilde, doğru bir zeminde yönetileceğini iddia ediyoruz. Bu altılı masa evet, Türkiye'de birbirine benzemeyen, farklı ideolojik fikirlere sahip 6 tane siyasi partinin toplandığı bir masa. Önemli, çok önemli. Çünkü eskiden nasıldı? Siyasi partiler yarışıyordu. Hepsinin politikası farklıydı, fikirleri farklıydı. Yarışıp büyük bir mücadele sonuna geldiğinde ortaklaşa hükümet kurmak zorunda kalıyordu yeterli çoğunluğu sağlamayınca. Fakat bu defa bir yarışa girmeden ilk defa bir masanın etrafında toplanıp tam tamına 2500 maddede anlaşıp çok ciddi bir sayı 6 tane birbirine benzemeyen partinin 2500 maddede Türkiye'yi yönetimde uzlaşabilmesi görülmüş bir örnek değil. Devletin ana omurgası adalettir. Başka bir ikinci omurgası yok. Her şey adalet üzerine tesis edilir. Şimdi başkanlarımın sözüne katkı olarak eğer siz bir yerde adaleti tesis ettiyseniz orada bir güven ortamı vardır.
Siz bugün eşinizle olan ilişkinizde, çocuklarınızla olan ilişkinizde, arkadaşlarınızla olan ilişkinizde, ticaretinizde, siyasetinizde, her yerde bir güven ilişkisi. Güven gerekiyor. Güvenin olmadığı yerde bu ilişki sürdürülebilir değil. Başkanımız sürekli, Barış Başkanım'ın kullandığı var. Hani Genel Başkanımız Ali Babacan'ın da sürekli söylediği, para güvenli limana gider. Oraya gelir. Eğer siz adaleti tesisi doğru şekilde, yani insana can ve mal güvenliğini doğru tesis ederseniz, oraya para da gelir. Oranın yaşam kalitesi de artar. Alım gücü de artar. İnsanların refah düzeyi de artar. Bu da sizi zaten muasır bir olaya ulaştırır.